arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle güzel bir şapka öreceğiz şapkamız 0-1 yaş grubu için uygun bir ölçüde şöyle evimizde bulunan oyuncak bebeğimize giydirmiştim bakınız şöyle şu şekilde gayet güzel bir çalışma şu şekilde üstünü şu görmeniz için indiriyorum şöyle bebeğimizin başından çıkararak tekrar bakalım yani bebeğimiz iri bir bebek küçük değil. Evet şöyle tepe noktasından başlıyoruz. Artışlarımızı yapıyoruz. 12 trabzanımızdan sonra her sıramızda artışlarımızı yaparak ilerliyoruz. Bu 0-1 yaş grubunun ölçüsü. E, yeterli artışa ulaştıktan sonra şurada görmüş olduğumuz tomurcukları yapıyorum. Tomurcuklarımdan sonra aşağıya trabzanlarımla e, devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra trabzanımı ördüm. 8 sıra yeterli ölçü oldu. Ucundaki görmüş olduğumuz bu kıvrımlı hoş bölümü çalıştık. Daha sonra ise daha uzun iplerimizle kıvrımlarımızın devam ettiği şapkamızın hoş görünmesini sağlayan bölümümüzü de çalıştık. Evet bir taneden az ip kullandım. Şu kısımlar epeyce bir ep lazım olmakta bu kısımlar için. Diğer taraf normal trabzanlarımızdan oluşmakta zaten. Daha büyük yaş grupları için örecek arkadaşlarımız tomurcuklarımızdan önce 2 yaş, 1,5, 2 e, ya da 3 yaş için her yaş grubu için bir sıra daha halkamızı artış yaparak büyütelim buradaki 1 2 3 4 5 sıra örmüşüm ee, bir yaştan birazcık daha büyük daha dolgunca çocuklarım için bir sıra daha fazla 2 ee, sıra e, iki yaş için bir sıra daha fazla örelim ee, daha sonrasında zaten çok büyük bir baş ölçüsü farkı olmamakta birkaç trabzanımız fazla olduğu zaman yeterli ölçü e, olmakta ve bebeklerimizin çocuklarımızın başına rahatlıkla e, tam gelmekte Evet bu şekilde 2.5 buçuk numarada tığımı kullandım. Bütün söyleyecekleri bundan ibaret. Beyaz ipimizde zaten gördünüz çok az kullanmamız gerekmekte. Ya da dilediğiniz renklere uygun renkleri birbiriyle kombin ederek çalışabilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Sihirli halkamızı yaparak başlayalım. Hemen en basit şekliyle parmağımın üzerine koydum ve şöyle tutuyorum. Tığımı geçiriyorum bir defa kapatıyorum. Ve sonrasında ipimi elime alıyorum bu halka kısmı. Tığımın başını doluyorum. Bir defa alıyorum. Bir. Başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. iki Başını doluyorum. Tek seferde üç. Başını doluyorum. Dört. Toplamda 12 defa aynı işlemi yapalım. 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 defa başını dolayarak battım ve şuradaki kısa ipimi asılıyorum ve halkamı kapatıyorum şöyle sımsıkı kapadım şuraya ilk başlangıç noktasında bir tane zincir çekmiştim bakınız oraya giriyorum ve şöyle ipimi geçiriyorum ve tekrar sıkıştırıyorum. Ve örgümü arkasını çeviriyorum. Başlıyorum. 1 2 3 4. 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak hemen dibine batıyorum. Bir defa dolayıp 3 defa da çekiyorum. 1 2 3. Arkasını çevirdik bakınız. Ve hemen yanına 1 2 3. Yanına batıyorum. Her bir trabzanımızı ikişer defa örerek ilerleyelim. Atıyorum. Toplamda 24 tane trabzanımız olacak şekilde örüyoruz. İkinciyi batıyorum. Aynı yer. tamamen etrafını dolanalım. Trabzanlarımızın tamamını çift olarak ördüm ve 3. E, üçüncü sıramıza başlıyoruz. Birinci zincirden çektiğim trabzanıma batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bir, iki, üç tane zincirimi çekip örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen zincirimin dibine bir tane trabzan örüyorum. Bir, iki, üç. Bir tane çift trabzan ördüm. Yanına bir tane trabzan bir sonraki trabzanımı iki defa batarak çift olarak örüyorum artışlarıma devam ediyorum çift tek çift şimdi tek örüyorum çift örüyorum aynı yere ikinci kez batıyorum bir sonrakini tek çift Üçüncü sıramızı bir tanesi tek, bir tanesi çift olarak örelim ve sıramızın başında yeniden görüşelim. Üçüncü sıramızın sonuna geldim. Hemen geçişimi yapıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Örgümün arkasını çevirip bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Dibine batıyorum. Bir trabzanımı örüyorum. İlk trabzanımı çift olarak ördüm. Zincirimiz ve yanındaki 2 tek bir tane tek ikinci tekimi örüyorum 2 tek bir çift örerek sıramızı tamamlayalım bir aynı yere batıyorum 2 çiftimi ördüm 2 tane tek bir çift tekrar iki tek 1 ve bir tane daha tek 2 tek ördüm 2 tane tek sıradaki trabzanımı çift örüyorum ve sıramı bu şekilde örerek ilerliyorum bir üst sıraya yeniden başlıyoruz 1 2 3 4 sıramızı ördük 5. başlıyoruz geçişimi yapıyorum ilmeğin bu tarafa kaydırıyorum 1 2 3 hemen dibine bir tane batıyorum bu sıramızda da bir çift iki tek örelim 1 ve 2 Şöyle bir çift iki tek. Tekrar bir çift. 1 aynı yere batıyorum. 2 tane tek. 1 ve 2. Sıramızı bu şekilde bir çift iki tek örerek ilerleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 5. sıramızın sonuna geldik. Birleşmesini yapalım. Yine trabzanımın tepesine batıyorum. Şu şekilde geçişimi yapıyorum. Şöyle geçişimizi yaptım. 1, 2, 3. Birinci trabzanımı tepesine bir defa başını doluyorum. Aynı yere girerek bir tane trabzanı iki defa da örüyorum. Aynı yere bir daha giriyorum. 1, 2 çekiyorum üçüncüyü bekletiyorum aynı yere dördüncü trabzanımı örüyorum 2 çekiyorum üçüncüyü bekletiyorum toplamda dört tane ilmeğim var hepsini aynı anda çekiyorum ve yanındaki trabzanın üzerine sık iğne ile batıyorum tığımın başını tekrar doluyorum sıradaki trabzanın üzerine iki defada da aldığım birinci trabzanımı örüyorum aynı yere ikinci trabzanımı ördüm üçüncü trabzanımı örüyorum ve dördüncü trabzanımı da iki defada da ördüm üçüncü kez çekmedim hepsini aynı anda çekiyorum yanındaki trabzanımın üzerine batıyorum bakınız bir sonraki trabzanımın üzerine gelerek sık iğne ile batıyorum tekrar tığımın başını doluyorum sıradaki bakın hemen sıradaki yere batıyorum bir iki üçüncü kez çekmiyorum 1, 2, 1, 2, 4. örüyorum, 1, 2, hepsini aynı anda çekiyorum. Yandaki trabzanımı bakınız, tepesine bir tane sık iğne ile batıyorum ve bu şekilde minik tomurcuklarımızı yaparak sıramızın sonuna kadar ilerliyoruz. Birer birer e, tomurcuklarımı örerek geldim. Bir tane tomurcuk bir sık iğne bir tomurcuk bir sık iğne örerek başlangıç yerimizin hemen yanına geldim. En son tomurcuğumuzu sizlerle birlikte çalışalım. Tığımın başını doluyorum batıyorum 1 2 3. bekletiyorum tekrar 1 2 3. bekletiyorum 4 defa aynı işlemimi yapıyorum. 4 tane trabzanımı tamamladıktan sonra hepsini aynı anda alarak kapatıyorum ve dibine batıyorum. Bu şekilde tomurcuk sıramı tamamlamış oluyorum. Örgümüzün yönünü çevirelim. 1, 2, 3 tane zincirimizi çekelim ve yeniden örmeye başlayalım. Bir tane trabzan buradaki tomurcuğumu topladığım yere gelerek batıyorum. Örüyorum. Bir tane trabzan sık iğnemin olduğu yere örüyorum. 1, 2, 3 bir tomurcuğuma 2 3 bir tane sık iğnemi 1 2 3 tekrar tomurcuğun altına giriyorum 1 2 3 bir tane sık iğnemi şöyle görelim 2 4 6 7 tekrar 8. örüyorum tomurcuğumun altına 9 sık iğnemi batıyorum 10 tekrar tomurcuğumuzun bulunduğu yere batıyorum onu bir tane daha örüyorum her onda bir tane artışımızı yapalım bu son artışımız olsun bundan sonra artış yapmıyoruz 10. 2 defa ördüm şöyle tekrar saymak istiyorum bakınız 2 4 6 8 9 10 iki defa tekrar başlıyorum 1 sık iğne mi 2 tomurcuğuma 3 sık iğne 4 tekrar tomurcuk 5 sık iğne 6 yine tomurcuk 7 sık iğne 8 tomurcuk 9 sık iğnemde bakın 9 tane trabzanımızı sayarak gördüm çiftimden sonra çiftimi tutuyorum 2 4 6 8 ve 9 10. iki defa örelim 1 aynı yere batıyorum 2 bu son artışımız yani bu sıradaki her 10 trabzanda bir artışımız şapkamızın son artışı olacak. Daha sonrasında artış yapmadan örmeye devam edeceğiz. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Sıramızı bir uçtan başlayarak diğer ucumuza kadar örerek geldim. Her 10. trabzanı iki defa ördüm ve artışlarımı yaptım. Şöyle buca kadar geldim. Şimdi diğer sıramıza başlayalım. Artık son artışımızın olduğu sıramız buraydı. 1 2 3 4 5 tomurcuğumuz 6. Bu ördüğümüz sıra 7. Bundan sonrasında hiç artış yapmadan dümdüz ilerliyoruz. Batıyorum. Geçişimi yapıyorum. 1 2 Şöyle geçişi tekrar yapalım biraz kameranın altına getirmişim hemen şöyle göstermek istiyorum. Geçişimizi yapalım. Bakın zincirimin üzerine batıyorum ilmeğimi çekiyorum ve çeviriyorum 1 2 3 3 zinciri çektikten sonra birer birer trabzanlarımı örmeye başlıyorum artış yapmıyorum yeterli ölçüyü görene kadar sadece trabzanlarımızı örerek ilerleyelim Sonrasında yeniden görüşelim. Bir ters yüzden, bir düz yüzden örmeye gayret edelim. Dikkat edelim buna. Bir tersten, bir dışarıdan yani bir ön yüzden, bir iç kısmından örerek ilerleyelim. Şimdi yeni sıramıza başlamıştık. Hiçbir şey yapmadan dümdüz örelim ve sonrasında görüşelim. Evet şapkamızın kenarını örmeye ben devam ettim. Ve sayalım. 1. Bu trabzanı sizle birlikte başlamıştık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplamda 8 tane tomurcuk sonrası trabzan sıramızı ördük. Ve şu şekilde güzel bir görüntümüz oldu. Bakınız çok çok hoş oldu. Şöyle görelim. Şimdi 8 sıramız yeterli olduğu için yeni sıramıza birlikte geçişimizi yapalım. Ve artık bitirmeye doğru gelelim ilmeğimi geçiriyorum. Şu şekilde kaydırdım bakınız. Bir tane zincirimi çekip örgümün dışını çeviriyorum. Düz yönünü çeviriyorum. Tığımın başını bir, iki defa doluyorum. Bir trabzan atlıyorum. iki trabzan atlıyorum. Üçüncü trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. 2 ve 3 İki defa doluyorum. Aynı yere batıyorum. 3 defada da örüyorum. 2 doluyorum. Her bir almamda ikişer alıyorum bakınız. 1 2 3 yeniden 1 2 3 Aynı yere batıyoruz. Hiç farklı yer değil. Aynı yerde dolduruyoruz. 1 ikişer alıyoruz ve 2 doluyoruz. 1 2 ve 3 kaç olduğuna bakalım 2 4 5 devam ediyoruz yeterli değil 2 dolayarak aynı yeri dolduralım bir defa daha yapalım ve sayalım sayıyorum 2 4 6 8 8 tane trabzanımı ördüm hemen bir yanındakinden başlıyorum saymaya hemen bir 2, 3. 3. trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum. İki defa doluyorum. 1, 2, 3. trabzanımın tepesine batarak ikişer ikişer 8 trabzanımızı tıpkı burada ördüğümüz gibi buraya da örüyoruz. Araya girelim. 1, 2, 3. Araya giriyorum. sıra sonuna kadar bu şekilde örerek ilerleyelim sayalım 2 4 6 7 bir tane daha trabzana ihtiyacımız var ve 8 sayıyorum 8 tane trabzanımızı ördükten sonra yine de şöyle bir görmenizi istiyorum 2 4 6 8 yanındaki trabzan 1 2 3. Trabzanı sık iğnemle batıyorum? İki defa doluyorum. 1, 2, 3. Giriyorum araya. 8 tane trabzanımızı yine örerek başlangıç noktamıza kadar geliyoruz. Trabzanlarımızı örerek sıramızın başına kadar geldim ve 8 tane trabzanımı 2, 4, 6, 8 ördüm. Başlangıç noktamın dibine gelerek batırıyorum bir tane sık iğnemi ve bir tane de zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum. Saymak istiyorum kaç tane olduğunu. 1 ipimin hemen yandan 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11. Sizinki büyükse daha fazla olacaktır. 11 tane trabzan grubumuz oldu. Şimdi e, buradaki 8 trabzanın çevresinde tığlamaya başlayalım. Herhangi bir yerin sık iğnesine batıyorum. Her iki ar e, grubumuzun arasındaki sık iğnenin olduğu yere giriyorum. İpime bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum. Şu şekilde bir tane sık iğnemi ördüm. Ve hemen yanındaki trabzanımın tepesine giriyorum. ipimi de arkasından gizleyerek bir tane sık iğne. Bir sonrakine bir sık iğne. Tam aradan giriyorum. Bakınız birer tane sık iğne örerek ilerliyorum. Trabzanlarımızın tamamının arasına. Rahat rahat giriyorum. Sıkıp büzmeyelim bütün trabzanlarıma girdim şimdi burada bir tane sık iğnem var sık iğnemin üzerine de bir tane batıyorum ve tekrar trabzanımdan başlıyorum tepekteki minik gözlerimize değil içlere batalım içlere tam aralık rahat çekelim sık iğnemi batıyorum ve diğer tarafa geçişimi yapıyorum beyazımızı bu şekilde örerek gelelim beyazlarımızı birer birer sık iğne yaparak tamamladım ve ipimi kopardım içine aldım şu şekilde beyazlarımızla olan kenar işlemimiz de burada bitti bakınız içine alarak gizledim Son sıramızı örmek için tığıma bir tane zincir çekerek ipimi bağladım. Şimdi herhangi bir yerinden hiç fark etmez işlemimizi yapmaya başlıyoruz. Şöyle trabzanımızı ördüğümüz yerler vardı. Bakınız en son trabzanımızdan bir önceki trabzanımı atlıyorum. Diğer trabzanımla üstte bağlantı yeri olan kısma gelerek şu şekilde takıyorum. Bakınız bir tane atladım. Bir, iki ile üçün bağlantısını şu sırayı saymıyorum. Bir, iki ve üç. 3 lekenin bağlantı yerini yukarıdan şu şekilde giriyorum. 1 bir, bir tane bağlandım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirimi çekiyorum. 7 zincirimi çektikten sonra saymaya başlıyorum. Alttakini sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. trabzanımın bulunduğu yere gelerek kilitleniyorum. Kendimizden tarafa doğru geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rahat çekiyorum zincirlerimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle altının diğer tarafına geçiyorum. Şöyle çok da kastırmayalım. Eğer tam e, üzerinde bakınız. Üstteki dar olması. Bir tane geriye de batabilirsiniz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 1 aşağıdan sayıyorum. 2 3 4 5 6 bağlanıyorum. Her ikisinin bağlantı yerinden giriyorum. Ve tekrar 7 tane zincirimi çekip 1 2 3 4 5 6 batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Sayıyorum 1 2 3 4 5 6 batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 sayıyorum 1 2 3 4 5 6 sona kadar gelelim. Son zincirimi de çektim. Başlangıçtaki bakınız batmış olduğum yere gelerek tekrar ilmeğimi geçiriyorum. Sonrasında diğer tarafa şöyle tekrar ilmeğimi geçirip buradan alıyorum ipimi bir zincirimi çektim ve şöyle ipimi uzatıyorum ve tığımı arkasını şöyle geçiriyorum. Bakınız epeyce uzattım. Buradan tığımızın arka kısmıyla örmeye başlayacağız. İsterseniz düz metal olsun ister bu şekilde plastik hiç önemli değil. Hepsiyle çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Tığımın başını ilmeğimi uzattıktan sonra şöyle doluyorum giriyorum aynı örer gibi. Hepsini aynı uzunluğa çekiyorum. Başını doluyorum, giriyorum. 2. Başını doluyorum. 3. 4. Doluyorum. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 7 zincir çekmiştik bakın 15 kaç tane doldurmak isterseniz 16 17 18 19 20 tane doldurdum yeterli 20 doldurdum şöyle e, dilerseniz tek bunda işlemi yapabilirsiniz ben hemen 20 tane de yan yuvadaki bölüme geçerek oradan da sarmak istiyorum tığımın başında oluyorum buraya geçiyorum yine sayıyorum bir zincirimize 20 şer dolduralım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19 ve 20. 20 defa doldurdum her ikisini. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bu kez metal bölümüne geçiyorum. Metal bölümüne beyaz ipimi bağlıyorum. Bir zincirimi çekerek şöyle bağlıyorum. İkişer ikişer almaya başlıyorum. Bakınız şöyle iki iki alarak geçiyorum. İkisini aldım. Bir tane zincir iki ilmeği aldım bir zincir biraz rahat tutalım iki tane uzattığım ilmeği aldım iki tane diyeyim Evet bir zincir ikisini alıyorum bir zincir iki tane çekiyorum bir zincir iki çekiyorum bir zincir iki çekiyorum bir zincir ilgi çektim. Bir zincir ikişer ikişer alarak ilerliyoruz. Bir zincir, iki tane bir zincir. İkisini alıyorum. İkişer ikişer bu şekilde alarak ilerleyelim. Çok güzel olacak. İki aldım rahatladı bakınız. Yaparak ilerliyorum bu şekilde sessiz sessiz. Çok da kafamızı ağrıtmayalım. Hep aynı işlemi yaptığım için biraz birlikte yapalım diye istedim. Az kaldı. Bazen üçte geçirebilirsiniz. Hiç önemli değil. Hemen sökmeye çalışmayın. Olabilir. Gözümüzden ya da tığımızın ucundan fazla geçmiş olabilir. Evet, şu şekilde ilgiyi gördüm. Muhtemel bir tane kaçmış. Bakınız bir tane fazla kaldı. Hiç önemli değil. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Tığım burada duruyor. Beyazım. Örgümü tekrar çeviriyorum. Beyaz ipimi şu yöne alıyorum. Tekrar plastik tarafa döndük. Ve sarmaya başlıyorum. tığımın başında doluyorum. Yeni grubun içerisine giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, Ondan önce tabii bir bakalım yaptığımıza bakınız ne kadar güzel oldu şöyle elinizde istediğiniz görüntüyü verebilirsiniz her türlü görüntüye giriyor daha sık da isterseniz daha sık görüntü oluyor daha şöyle derin isterseniz derin bir şekilde de modeli şekli giriyor yani nasıl arzu ederseniz o şekilde şimdi devam ediyorum sarmaya. kez bir yuvanın içerisinde yapalım. İki yuvada zorlanan arkadaşlarımız için bir yuvada da hemen kolay bir şekilde dönerek aynı işlemimizi tekrar edelim. Tabii konuştuğum için kaç tane çektiğimden şu anda bir bilgim yok. Ama yeteri kadar olmuş. Metal tarafı çeviriyorum. Beyaz ipim burada takılıydı. Hemen ikişer ikişer çekmeye başlıyorum. İki çektim. Bir. Bakın birer birer bir yani birer kutu, bir kutu daha kolay da olmakta. Hiç zorlanmadan hangisi kolayınıza gelirse o şekilde şapkamızın kenarlarının süsleme çalışmasını yapalım. Şöyle görelim. Kurgularımızı güzel güzel yaptık. Şimdi e, tekrar plastik bölümüne yönümü çeviriyorum. Ve aynı işlemimi yapıyorum. Beyazımı atıyorum bu tarafa. Karışmasını istemiyorum. Yeni yuva içerisine başını dolayarak tığımın giriyorum. Ve aynı işlemleri birer birer tekrar ederek tamamlayalım. Son yuvamıza kadar örerek geldim şöyle görelim şimdi son yuvamıza girelim şöyle beyaz ipim diğer tarafımda kalsın tığımın tersini çevirdim batıyorum alıyorum batıyorum alıyorum burayı ne kadar uzatabilirseniz o kadar uzun ve güzel olur 20 defa burayı da saralım 6 7 8 9 10 20. 20 defa girdim. Tığımın ucunu çeviriyorum. Beyaz bölüme doğru geçiyorum. Beyazım tığımda takılı. Şimdi ikişer ikişer buradan geri dönüşümü yapıyorum. 2 2 iki alıyorum. 2'yi aldım. 1 zincir. 2'yi aldım. 1 zincir. 2'yi aldım. iki iki son grubumuzu da bağlıyoruz. Sona doğru geldikçe çok daha rahat olmakta. Hiçbir zorluğu yok zaten gayet kolay. Sadece ipiniz biraz fazla gidebilmekte. Üçünü aynı anda aldım. Bir tane zincir çektim. Beyazımın bulunduğu noktaya giriyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Beyaz sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şöyle buradaki bulunan beyaz iplerimizi de şöyle geriye doğru batıyorum. İçeriye doğru alıp kaybediyorum. İçte kaybettik. Diğerini de şu tarafa doğru alalım. Epey geriden giriyorum. İpimi alıp uzun ilmeklerimin arasında kaybediyorum. Evet. Şimdi buradaki kırmızı ipimizi de şimdi bağlayalım. Bakın başlangıç noktam burası. İpim de buradan gelmekte hemen aldım ipimi etrafından geçirdim bir tane zincirimi çektim bir tane daha zincirimi çektikten sonra buraya bağladım güzelce sağlam bir şekilde ipimi kestim hem başlangıç ipimi hem de bakınız bitiş ipimin her ikisini de içten şöyle yine biraz önce yapmış olduğumuz gibi geriden alarak gizleyelim ve şapkamızı tamamen bitirmiş olalım Şapkamızı tamamladık. Çok güzel oldu. Umarım sizler de bu çalışmamızı beğenmişsinizdir. Ben şöyle evimde bir oyuncak bebek vardı. Onun üzerinde giydirerek göstermek istiyorum. Şöyle baktığımızda bakınız. Başta duruşta çok çok şık. Güzel bir çalışma. Evet bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve sizler de yaparsınız. Evet tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.